İnsanda da bakın çok ulvi, çok yüksek, ebediyete bakan, Allah'ı Cenab-ı Hakk'ı tanıttıran, bildiren, sevdiren çok ulvi latifeler, duygular var. Bunlara ham madde gelmediği için bunlar atıl kalıyor. Bunlar boşlukta kalıyor. Bunlar vazifesiz kaldığı için, aç kaldığı için ruh geriliyor. Bunalımlar, sıkıntılar, stresler adeta gırtlağına çöküveriyor. Ve adam soluğuna yani. Mesela haram sevmekte bir kıskançlık elemi ve mukabele görmemek elemi ve firak elemi, ayrılık acısı, mukabele görmemek elemi gibi çok arızalar ile o cüz'i lezzet zehirli bir bal hükmüne geçer. Allah aşkına söyledikleri %100 isabetli mi değil mi? Şu anda haram sevdanın peşinde kıskançlıktan dolayı bir sürü insanlar birbirinin canına kıymıyor mu? Namus meselesi deyip bir sürü insanların hayatına son verilmiyor mu? Ben sevdim o sevmedi deyip de insanlar kendi canına kıymıyor mu? Bak haram sevgi, kıskançlık, mukabele görmemek elemi. Allah aşkına ya bir damla zevk, 100 tane tokat değer mi? Ve o gençliğin suistimaliyle gelen hastalıkla hastanelere, taşkınlıklarıyla hapishanelere ve kalp ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden neşet eden sıkıntılarla meyhanelere ve sefahathanelere, bakın kalp ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden neşet eden, ortaya çıkan sıkıntılarla meyhanelere. Hani biz dışarıdan bakınca meyhanede adam o kafa keyif, çakır keyif bilmem, kafa güzel bilmem ne falan diyorlar ya. Ya Allah aşkına bir insan kendi kendini niye uyuşturur? O komik vaziyete niye düşer? Sürüngenler gibi yerlerde niye sürünür? Niye o insanlıktan, düşünen bir kafadan, değil mi, akıl eden bir baştan niye vazgeçer ki? Niye o fikrini, aklını zayi eder ki? Niye biliyor musunuz? Çaresizlikten. Bakın ifade çok müthiş. Kalp ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden neşet eden sıkıntılarla meyhanelere. Şimdi bir insan gıdasız kaldı mı? Mesela bazı Ramazan'da oluyor ya, mesela aç kalıyor adam. Açlık adamı ne yapıyor? Sinirlendiriyor. Gergin oluyor insan. Hep iftara doğru trafiklerde kavgalar, şunlar bunlar. Şimdi ruhun da manevi açlığı insanı gerginleştiriyor. Sıkıntıya sokuyor. Ve o manevi boşluk, manevi açlığın verdiği sıkıntı halinden insan sefahate gidiyor. O halden kurtulmak için adeta şöyle düşünün, şarteli indiriyor. Yani fişi çekiyor. Çare mi bu? Yani kendi kendini iptal ediyor, uyuşturuyor. Sonra tekrar aklı başına geldi mi, bütün değil mi sıkıntılar, o izac edici, taciz edici, uğursuz düşünceler onun başına arılar gibi toplanıveriyor. Bakın kalp ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden neşet eden sıkıntılarla meyhanelere. Diyor ki bir yerde, insanın diyor azalarının, organlarının ve kabiliyetlerinin en büyük sıkıntısı atalettir diyor. Yani onları kullanmamaktır. Mesela kolunuzu kullanmamakta müthiş bir sıkıntı var. Kullanmakta lezzet var. Gözünüzü kullanmamakta müthiş bir sıkıntı var. Kullanmakta lezzet var. Harekette lezzet var. Oturup böyle mahkumiyette ızdırap var, azap var. Aynı onun gibi insanda da bakın çok ulvi, çok yüksek, ebediyete bakan, Allah'ı Cenab-ı Hakk'ı tanıttıran, bildiren, sevdiren çok ulvi latifeler, duygular var. Bunlara ham madde gelmediği için bunlar atıl kalıyor. Bunlar boşlukta kalıyor. Bunlar vazifesiz kaldığı için, aç kaldığı için ruh geriliyor. Bunalımlar, sıkıntılar, stresler adeta gırtlağına çöküveriyor. Ve adam soluğu meyhanede alıyor. Allah aşkına zevkinden, keyfinden mi gitti oraya? Yoksa efkar dağıtacağım diyor. Efkar dağıtacağım. Efkar demek fikirler demek. İnsan kendi kafasındaki fikirlerini, düşüncelerini niye dağıtmak ister? Niye kendi aklından, fikrinden mahrum olmak, niye onlardan kurtulmak ister ki? Niye? Çünkü imansız veyahut gaflet içinde ne yapıyor? O fikirler adeta sinekler gibi onu taciz ediyor. Arılar gibi sokuyor, onun ruhunu incitiyor ve boşluk içinde. Bu sefer ya kendini uyuşturacak, değil mi? Ya ağlatacak ya da o sıkıntının buhranı içinde kendini bu sefer Allah muhafaza intihara kadar, hayatına, canına kıymaya kadar gidecek bu iş. Şu anda ne yazık ki toplumun içler acısı vaziyetinde.